Ankaragücü transferlerini tamamlamış, yeni sezona hazır haldeydi. Ve ona duyulan ihtiyacın fark edilmesi çok da uzun sürmeyecekti. Gaziantep'ten alınan sağ bek oyuncusu Oğuz Ceylan'ın bölgede yeterli olacağı düşünüldü fakat işler umulduğu gibi gitmedi. Lig başladı ve çıkılan 3 lig maçında sağ bekte Oğuz Ceylan'ın defoları gün yüzüne çıkmaya başladı. Sezonun bu şekilde tamamlanamayacağının alarmı verildi ve ihtiyaç doğrultusunda bir kalitenin Ankaragücü ile buluşması kaçınılmazdı. Bir oyuncu düşünün, Afrikalı futbolcuların tüm fizyolojik avantajlarına sahip olsun ve Fransa Ligi'nde her seviyede futbolunu geliştirerek gelişimini dolu dizgin sürdürsün. İtalya gibi sert oynanan bir ligde, Napoli gibi bir takımda tüm dikkatleri üzerine çekip piyasa değerini 16 milyona kadar çıkarıp Arsenal gibi bir İngiliz devinin radarına girsin. Ama her hikaye mutlu bitmiyor. Dolu dizgin yükselen bir kariyerin sakatlıklar sebebiyle uçurumun kenarına kadar düşen ve tekrar eski prime dönemini arayan bir ismi anlatacağım size. Bu isim Napoli'nin Fransız futbolcusu Kevin Malcuit. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out. Yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt. Ankaragücü'nün yeni sağ bekini sizler için değerlendirdim. Hazırsanız videoya geçelim. Kevin Malcuit 31 Temmuz 1991'de Fransa'da doğdu. Moritanyalı bir baba ve Faslı bir annenin çocuğuydu Kevin. Kariyerine Monaco altyapısında başladı. 2012 yılında yarım sezonluk Venice kiralanmasının ardından San Rafael takımına transfer olan futbolcu, burada 2 sezon geçirdikten sonra 2014 yılında Fransa 2. lig ekiplerinden Niort'a transfer oldu. Ve burada geçirdiği gayet başarılı bir sezonun ardından Lig 2'de sezonun takımına seçildi. Ve bu başarı ile 1. lig ekiplerinden Saint-Étienne'in dikkatini çekerek bu kulübe 800 bin euro karşılığında 4 yıllık imza attı. Artık Kevin global futbol sahnesine hazırdı. Onunsa yapması gereken sadece yeteneklerini göstermekti. Bu başarılı yükselişiyle Fas milli takımından davet alan oyuncunun gözü daha da yükseklerde, yani Fransa milli takımında olduğu için Fas milli takımının bu teklifini geri çevirdi. Saint-Étienne'deki 18 aylık macerasında 40'tan fazla maça çıkan oyuncu, o dönem Lille teknik direktörü olan Bielsa'nın dikkatini üzerine çekti ve 2017 yılında Lille ile 5 yıllık bir sözleşme imzaladı. Burada geçirdiği sezonda Bielsa Kevin'i top seviyeye çıkartmıştı. Öyle ki ertesi sezon Kevin için Lille'in kapısına reddedilemeyecek bir teklif ile bir İtalyan devi, yani Napoli gelmişti. Kulübe oyuncu için 11 milyon euro artı bonuslar ile bir teklif sunan Napoli, Kevin'in yeni adresi olacaktı. Napoli'deki ilk sezonunda 24 maça çıkan ve piyasa değerini 16 milyon euroya kadar çıkartan oyuncu bu kez de Arsenal'in radarındaydı. Fakat ertesi sezon işler hiç de istediği gibi gitmeyecekti. Geçirdiği ağır sakatlık sonrası kariyeri düşüşe geçen oyuncu, Napoli ile sözleşmesinin bitmesinin ardına bir yıllığına Ankaragücümüze dahil oldu. Kevin'in oyun tarzını özetlemek gerekirse, savunmak kadar saldıran da bir oyun tarzı var. Takımın sağ kanadını boydan boya kullanabilen ve hızı sayesinde bindirmelere dahil olan ve geri dönüşlerde çabuk pozisyon alan bir yapısı var diyebiliriz. Benim beklerde olmazsa olmaz diye düşündüğüm oyuncu tarzı ayakta duran ve tek hamleli olmayandır. Ve Kevin de tam bu tip bir oyuncu. Topu rakipten çalacağı en uygun zamanı bekleyen ve süpürme yapmadan ayakta durarak başarısız hamlesi olsa bile ayakta kalması sayesinde telafi edebilen bir futbolcu. Şu an futbolcu her ne kadar eski şaşalı günlerinden uzak olsa bile
Yetenekleriyle fiziki durumunu aynı seviyeye çektiğinde sağ kanadın tamamında sorunsuz bir sezon geçirecektir Ankaragücü. Ve videonun sonuna gelirken sizler oyuncu hakkında ne düşünüyorsunuz? Henüz uzun süreli bir şans bulamamasına rağmen orada neleri değiştirir, takıma neler katar? Bunu zaman gösterecek. Şimdilik benden bu kadar. Herkese iyi günler.